Agalarım, herkese selamlar. 11 Mayıs 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Sizlere bir adet de ideal kombinelerisi yapacağım. Beğeni ve yorum destekleri çok güzel geldi. Aynı şekilde beğeni ve yorum destekleri özellikle beğeniler Artı 500'ün üzerine geçerse pazara da ideal kombinlerisi bırakacağım. Sizlere izleyicilerden tek ricamız beğenemiyorum bırakmanızdır. Bir adet maç skoru yarışmamız var onunla başlayalım. Maç skoru yarışmamızda Mainz Dortmund maçı neden bu maçı aldı? Maçın oranlarına baktığımız zaman da favorinin Mainz olduğunu görebilirsiniz. Bir tarafta Şampiyonlar Ligi'ne çıkmış bir Dortmund var ama favori Mainz. Neden olduğunu da birazdan bahsedeceğim. Maç skoru ne olur dedik. Cumartesi olması kaynaklı bilen 3 kişiyle gruplarımıza misafir edelim. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund maçının skorunu bilen olmadı. Real Madrid bilenler arasından 2 kişiyi alacağımı söylemiştik. Furkan Gökalp ve Sefer Azarı isimli arkadaşlarımız. Benimle WhatsApp üzerinde iletişim geçebilir. WhatsApp attığımız ekranda gördüğünüz üzere 0534 446 59 89 isimli numara. Açıklama ve yorumlar kısmında zaten iletişim hattının numarası var. Aynı şekilde buradan Whatsapp'tan benim her türlü Mayıs ayına gruplarına gelmek isteyenler iletişim kurabilirler. Misli olarak baktığımız zaman da çarşambanın mislerine bakalım öncelikle. Real Madrid'in ben e, tur atlayacağını biliyordum. Ha. Real Madrid winner bir takım. Yani 87'de 1-0 geriye düşse de ya Tuel'in yapmış olduğu değişiklikler ben dedim ki bir tane atarsak bu maç her türlü bizde dedim ki ilk gol geldi dedim turu geçtik. 2 dakika sonra o da geldi İnce zaten Real Madrid turu geçeri direkt oradan 90 dakika sonunda aldık. 2-1 skorda ben de 3-1 ayarında bir maç bekliyordum. Açıkçası da zor oldu. 5000 misli önermiştik. O geldi. Beşiktaş suratlar 2000 misli de onu önerdik. Yüksek misli daha özellikle hafta sonunda tekrardan yapacağız. Bunları hep yapıyoruz. Yüksek misli günün en güvenilir maçlarına yüksek basıp değerlendiriyoruz. Hem Avrupa hem Türkiye için söylüyorum bunu. İdeallere baktığımız zaman da dünün ana kombinesi vardı. Olimpiyakos'ta Barcelona'nın basket maçı vardı. 155.5 saat dedim maçta 130 sayı falan oldu sanırım. Real Madrid'e turu atlar şeklinde aldım. Günün ana kombinesiydi. Günün ana kombini kazandı. Ziraat kombinimiz vardı. Beşiktaş maçıyla Trabzon maçını kombinlemiştim. Beşiktaş'ın galibiyetiyle Trabzon bir yeri kazanırıydı. Dün de zaten YouTube'da vermiş olduğumuz bütün maçlarda kazandı arkadaşlar. Ziraat kombinimiz geldi. Buradan kombineleri fulledik mi... Devam ettik. Basketbolda da Euroleague kombinimiz vardı. Euroleague kombinimiz de 2 günlük bir kombineydi. O geldi. Solda gördünüz. Pana'nın galibiyeti. 4, 6 farklı galibiyeti. Fenerbahçe'nin de deplasmanda 7 farklı yenilmesi. NBA kombini vardı. O da geldi. Boston maçıyla Dallas mücadelesiydi. İdeal kombinlerimizde kazanaraktan devam ediyor. Hatta dünün ben raporunu göstereyim. Dün 4 tane kombine bir tane de misli verdik. Günün kombini zira Türkiye kombini geldi. Euroleague kombini geldi. Günün Avrupa kombini geldi. Bir de mislimiz geldi. 5 tane zaten maç önü olarak paylaştık. Hepsi geldi. Yani başarı da tesadüf değildir. Bunu da doğrudan söyleyelim. Canlı olarak gruplarımızda yani gerçekten canlıda işin taşın, su, taşı sıkıp suyunu çıkarıyoruz. Canlı olarak gruplarımızda çok güzel hizmet veriyoruz. Gruptaki arkadaşlar da yorumlarda bahsedebilir. Herkes açık telegram grubu var. Oraya da arada ara canlı bahisler ve Maçörü tercihler atıyorum. Bu grup ücretsizdir. Açıklama ve yorumlar kısmında linki var. Buraya da mutlaka sizler de girebilirsiniz. Sizlerden ricamız artı 5 üzerinde beğenidir. Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz herkesten. Herkesten yorum beğeni geldiyse yavaştan başlayalım. İlk mücadelemiz Şalke maçı. Şalke'ye baktığımız zaman da şöyle bir durum var. Ben her iki takımın da son maçını izledim. Son iki takımın maçını izlediğim için şundan bahsedeceğim. Şalke son mücadelesinde 4-0'lık bir galip geldi. Gruplarımızda hatta ücretsiz gruplarımızda ne verdim biliyor musun? Maç önü olarak verdim. Deplasman ilk yarı bir gol atar dedim Şalke'ye. Maçı da açmadım. Dakika 5'te mi açtım? Maça bir baktım 2-0 olmuş aga. Şalke öne geçmiş. Maçı izleyenler veya takip edenler varsa sonradan 3. gol Şalke deplasman 2.5 şeklinde de kazandık. Hastaya baktığımız zaman da adamlar düşmemeyi oynuyor. Son maçını izledim. Kasruerle kendi evinde oynadı. Aga adamlar düşmeyi kabullenmiş yürüyorlar. Ben Şalke tarafındayım. Şalke'nin burada kendi evinde atacağı iki golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üstü onun 1.53 bandı oranı var. Tek tercihimdir. Biraz daha yüksek orandan yapmak isteyenler varsa da mücadelede 2.5 üstüne bir hastadan gol gelir mi bilmiyorum ama Şalke tek başına 3'e bile götürürse şaşırmam. 2.30'da bunun oranı var. Matsun'u 1 ve 2.5 üstün. Bournemouth'la Brentford mücadelesi. Brentford son mücadelesinde 0-0 beraber kaldı Fulham'la. Aga ben size bir şey söyleyeceğim. Bunu not alın. Bu yıl Premier Lig'de Tonga'ya getiren iki tane takım var. 0-0 bitiyor özellikle. Biri Brentford, diğeri de Brighton aga. Bu iki takım son dönemlerde gerçekten iddiaya çalıştığını düşünüyorum ben. Zaten Brentford'un sahibi de bir web sitesi sahibi. Onu da söyleyeyim ben sizlere. Yani bu takımlardan olabildiğince uzak duruyorum. Ben onlar onların tarafına bahis almıyorum. Ne bok geldiler sesinler. Ben Bournemouth tarafını alacağım burada. Bournemouth son mücadelesinde Arsenal'e karşı çok varlık gösteremedi. Fakat ben burada 2 gol bulmasını bekleyeceğim. Ev sahibi 1.5 üstü oranı idealden değerlendirilir. Hatta alternatif kombinlere de girebilecek bir karşılaşma. Bournemouth'un burada 2 gollü galibiyeti. Onun dışında da mücadelede biraz daha yüksek oran ararsak da 2.5 üstüne bir de bu mücadelede gider aga oranı da 2.24 bandında yine değerlendirilebilecek maçlardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Diğer mücadelem Newcastle ile Brighton mücadelesi. Brighton'da az önce ne dedim? Brentford ile Brighton son dönemde iddiaya çalışıyor. Aga son mücadelesinde 1-0 galip gelmesini bildi. Canlıdan Brentford'un e, Brighton'ın atacağı ilk golü değerlendirmişti. Kazandı. Dakika 89'dan mı 90'da mı ne penaltı oldu. Öyle geldi zaten. Newcastle'ın ben çok affedeceğini düşünmüyorum ben burada. Newcastle'ın doğrudan galibiyeti alınabilir. Mat sonu bir zaten ideal orandan var. Ev sahibi 1.5 üstü falan yapamazsınız. 1.25 matlarında. Galibiyeti oynayacağız. Mat sonu bir alınabilir. Oranları biraz daha yükseltelim. Matsun'u bir aldık ya Matsun'u 1 1.5 üst oranı bir 50 seviyesine Matsun'u 1 2.5 üst oranı 1.72 seviyesine kadar da çıkar tüyo agalarım. O yüzden de Newcastle tarafında olduğumu da belirteyim ben sizlere. Tottenham'la Burnley mücadelesi Tottenham'ı da ideal kombineme değerlendirdim. Şu yönden değerlendirdim aga. Tottenham son maçlarında yeniliyor ve oynamış olduğu takımlar gerçekten şöyle. A plus A seviyesi takımlarına karşı mağlup oldu. Öyle söyleyeyim. Kendisi de bu mağlubiyetlerden sonra kendisi bir A takımsa bile B plus seviyesine gelinlediğini söyleyebilirim. Oyun olarak da özellikle zor bir fikstür vardı. Bu fikstürden çıkamadı Tottenham tarafı. Oysa yani bir bir peri masalı neden olmasın diyorduk sezon başında hatırlayın. Şampiyonluğun adaylarından bir tanesiydi. Burnley ile oynayacaklar. Ben burada Tottenham'ın galibiyetini, Tottenham'ın galibiyeti gelirken de bu galibiyeti 2.5 üstüne galibiyeti. Benim skor beklentim burada 3-1 ayarında Tottenham'ın da galibiyeti olacaktır bilginize. Wolves'ta Crystal Palace mücadelesi. Wolves'ta son mücadelesinde City'ye 5-1 gibi skorla mağlup oldu. City'ye yapacak bir şey yok fakat Crystal Palace da yanıyor. Yani bu yanmasını değerlendirmezsem olmaz ki. Son United maçında da yüksek oranla ne dedim ben? Crystal Palace'ın kendi evinde atacağı 2 gol. Gruptaki arkadaşlarımız yazsın. İlk gol Crystal Palace. ikinci gol Crystal Palace. Üçüncü gol Crystal Palace. Dördüncü gol Crystal Palace. Beşinci gol Crystal Palace girdim. Dörtte kaldı. 4-0 öne geçti Aga. Yani inanılmaz bir iş yaptık. Canlısından özellikle. Ben burada Crystal Palace'a şöyle yapacağım. Diğer seçeneğinde bulunan. Deplasman bir yereyi kazanır. Evet seçeneğinde 1.50 seviyesinde bir oranı var. 1.50-1.60 bandında. Ben Crystal Palace'ın bir deriyi kazanmasını bekliyorum. Biraz daha yüksek oranlar isteyenler varsa Crystal Palace'dan ben bir gol bekliyorum zaten. İkinci golün riskine girerseniz de arkadaşlar deplasmanın 1.5 üstüne 1.95 bandında bir oran vardı. Şöyle göstereyim. Deplasman 1.5 1.85 iddia 1.95 bu. 1.95 seviyesinin oranı vardı. Crystal Palace tarafından 2 gol bile gelebilir. Diğer mücadelen Nottingham Forest Chelsea maçı ideal kombineminde son maçı diyeyim ben sizlere. Tottenham maçıyla bunu kombinledim. Chelsea son dönemde çok iyi ve keyif veriyor. Özellikle hücum hattında. Katmış olduğu toplardan hücumda gerçekten şu dönemde çok verimli. Nottingham Forest'ta düşmemeye oynayan takımlardan biri olduğundan kaynaklı. Ben burada çok güzel bir maç bekliyorum. 2.5 üstü idealden aldım. İdeal kombine bekledim. Biraz daha yüksek oran isteyenler varsa mücadelede 3.5 üstü bile 1.95 seviyesine kadar da çıkabilir dostlarım. Bunun önerisini yapayım sizlere. Granada ile Real Madrid mücadelesi. Real Madrid ile Şampiyonel Ligi finaline çıktı. Bu maçta muhtemelen Arda Güler, Brahim Diaz, Joseli gibi isimlerle oynayacaktır. Fakat Granada burada düştü zaten. Düşmesi kesinleşti diye biliyorum. Aynen düşmesi de kesinleşti zaten Granada'nın kaç hafta önce. Granada'nın da ben burada Real Madrid'e çok da savunma yapacağını düşünmüyorum. Keyifli bir maç izleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü düşmüşsün aga. Vitren maçı Real Madrid'de oynuyorsun. Keyif almaya bakacaksın. Ben burada dep basmanın 1.5 üstünü aldım. Oran güzel 1.39. Bu oran 1.49'du 1.39'a kadar düştü. Bilginize bunun da bilgisini vereyim sizlere. Mainz Dortmund bu maçın maç skorunu sordum. Oranlara bakın aga. Mainz'in oran gitgide düşüyor. Mainz'in oran gitgide düşüyor. Mainz'in oran sabah 2 2.20 idi. Mainz'in oran 1.98'e düştü. Neden aga biliyor musunuz? Mu? Dortmund Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi gelecek sezon. Tekrardan final olacak. Mainz'e bak aga. Alt sıralar yanıyor. Yani Mainz'in burada bir şekilde gol atmasını zaten bekliyoruz. Bakın. Avrupacılar burada var şeklinde bir değerlendirme yapabilirler. Var'ın oranı nerede? 1-26 falan. Avrupa'da bel kalırsın ama alır mısın ana kombineme? Almam aga ben. Ben sizlere ne diyeceğim biliyor musunuz? Mu? Bakın imzayı atıyorum. Hazır mıyız aga? Şimdi yüklenen taraf nere olacak aga? Yüklenen taraf neresi olacak? Mainz olacak tamam mı? İlk yarı sonucunu görüyorsunuz. Yüklenen taraf Mainz. Dortmund ilk yarılar iyi oynayan bir takım. Kontradan Mainz'e bir tane tıkarsa yani ilk yarı 2'nin oranı 3 oranı var aga. Bu maça ideal tercihim yok. İlk yer 2 gelirse 3 oranı var ilk yarı üç 3 oranı var. Mücadelenin de 2'den 0 veya 2'den 1 olmasını beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Özellikle maç skorunu sordum. Yorumlarda yazın. Keklik gibi Dortmund taraflarını atlamayın bilginize. Son mücadele Milan'la Cagliari mücadelesi. Milan'ın da son mücadelesini ev sahibi 1.5 üst yaptık. Ana kombinemiz Mücadele 3-3 bitti. Yine keyifli bir mücadele bekliyorum. Cagliari ile Cagliari de zaten alt sıralarda. Düşme şansı pek yok. Ama puan olarak yani matematiksel olarak var. Mücadelenin ben golle geçmesini doğrudan 2.5 üst tercihini doğrudan değerlendirdim. Ortaya 3 gol salladım. Atsınlar yesinler. Son maç gibi olurum umarım diyerekten de 2.5 üst olarak değerlendirdim. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum destekleri bizler için çok önemli. Herkes yorumlara bekliyorum. Beğeni ve beğenilerde bırakırsan çok teşekkürler. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.